Suriye ile nasıl başladınız? Bu ilişkiler nasıl gelişti? Neler yapıyorsunuz orada? Şekilde bundan yaklaşık hemen hemen 2 yıl önce yani sosyal medya üzerinden birkaç mesaj aldım. Yani Suriye milli takımında oynamamı isteyen mesajlar. Yani başta arkadaşlarım şaka yaptığını zannettim. Yani birisi benimle dalga mı geçiyor acaba falan filan. Ama yazan arkadaş çok nazik ve güzel bir şekilde yazdı yani. Ben de bir konuşayım dedim. Konuştuktan sonra iş bir anda ciddiye bindi. Ardından Suriye Basketbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ile iletişime geçti. Yani benim Suriye milli takımında oynamam için bir izin istendi Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan. Sonra onlar da bana ulaştı ve ben de yaptığım görüşmelerden sonra bunu kabul ettim. Yani bu şekilde Suriye basketbol takımında oynamaya başladım, milli takımda. Birkaç ülkeye ziyaretim oldu. Hem Suriye'de hem başka ülkelerde maçlarda bulundum. Ardından bu yıl ise buradaki kulüplerden teklif almaya başladım, birkaç kulüpten. Ve şansımı bu yıl Suriye'de denemek istedim. Bu yıl Şam'da yaşıyorum. Yaklaşık 2 aydır Şam'dayım. Burada El Vahde adında Şam'ın en eski kulüplerinden biri ve buranın en büyük taraftar kitlesine sahip olan takımında oynuyorum şu an. Çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok şimdi Suriye Basketbol Federasyonu, Türk Basketbol Federasyonu hangi yılda iletişime geçti? Yani 2021 yılında. 2021. Yani bu çok güzel bir şey esasında. Çünkü sonuçta bir normalleşme süreci başlıyor ve spor da bunun çok güzel bir aracı oluyor. Dolayısıyla gerçekten tebrik ederim sizi. Peki siz Evet. Suriye'den önce yurt dışında başka bir ülkede de oynamıştınız galiba, değil mi? Evet, 1 yıl Litvanya'da oynadım. Geri kalan tüm yıllarım Türkiye'de geçti kariyerimde. Anladım. Peki, şimdi siz yani Suriye'de yaşayan bir Türk olarak yani nasıl Suriye? Çünkü herkesin çok merak ettiği bir şey bu, özellikle Türkiye'de. Yani nasıl, yaşam nasıl orada? Evet. Şöyle söyleyeyim, yani yaşam tamamen normal, özellikle Şam'da. Yani ben Şam'da ikamet ediyorum şu an. Yani sosyal hayat gerçekten çok üst seviyede. İnsanlar her daim sokaktalar. Yani restoranlar, kafeler hınca hınç dolu. Yani insanlar artık hayatlarını yaşıyorlar. Yani geçmişte olan savaş dolayısıyla ekonomik krizle olan şeylerden çok etkilenmiyorlar diyebilirim yani. Etkilenseler de artık bunu umursamıyorlar, yaşamlarına devam ediyorlar. Yani gayet normal bir hayat var şu an Suriye'de. Yani peki siz orada bir Türk sporcu olarak herhangi bir hani bir sıkıntı çektiniz mi? Yani aslına bakarsanız hiç çekmedim diyebilirim. Yani zaten ilk geldiğim günde bile, yani milli takımdan teklif aldığımda da, yani Türk kimliğimi hiçbir şekilde gizlemeden geldim buraya. Elbette. Yani Türk olduğumu her şekilde, her gittiğim yerde belirtiyorum yani. Ve bu konuda yani hiçbir şekilde bir negatif bir tepki almadım yani. Belki yani taksiye bindiğimde, mesela bir restorana gittiğimde, sipariş verdiğimde insanlar merak edip soruyorlar nereli olduğumu. Yani Türk'üm deyince hep işte burada başım gözüm üstüne diyorlar Arapça yani. Ha, ne Çok güzel. bilmiyorum tabii ki Arapça ama. Aleras diyorlar yani, burada başım üstüne anlamına geliyor. Yani insanlar gayet kibarlar yani, nazikler. Hatta buradaki insanların çoğu yaşanan ekonomik krizden de dolayı Türkiye ile barış yapılmasını çok istiyorlar. Yani ben de bunun olmasını, iki devletin barış içinde yaşamasını, sorunların çözülmesini ciddi anlamda temenni ediyorum. Buradaki insanların çoğu da bunu istiyorlar. Kendi yaşam seviyelerinin de daha iyi hale gelmesi için. Ama zaten bu 11 yıl süre içinde gerçekten çok büyük acılar yaşandı. Ama iki toplum hiçbir zaman birbirine düşman olmadı. Bu çok kıymetli bir şey. Ve belki de Suriye'deki hükümetin tutumundan dolayı da bu kaynaklandı. Yani Suriyelileri esasında Türkiye'ye karşı bir hani bir öfke ya da bir tavır
hani sergilemesini istemedi yani. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu çalışmalarımda çok net gördüm açıkçası. Yani yapılan siyasi kararlarla Türk milletini hep ayrı tuttu devlet Suriye'de. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu ve ileride de normalleşme sürecinde de bu esasında çok büyük rol oynayacak.